Bak seninle bir konsere gittik, nelere vesile oldu görüyor musun? Gerçekten öyle. Sen iyi oldu. Daha çok konserlere gideriz birlikte. Bu arada kan kardeş olduk. Kan kardeş nedir? Ben seni bilmemen doğal tabii. Bizim zamanımızda böyle bir şey vardı. Mahallede böyle en iyi arkadaşınla kan kardeş olunuyordu. Nasıl yani? Nasıl? Şöyle mesela kanayan iki parmak düşün. Bunları bir araya getiriyorduk ve kan kardeş olunuyordu. Yani evet, çok hijyenik bir durum değildi ama öyleydi. Kan kardeş olduğun kişiyle kardeşin kadar yakın oluyordum biliyor musun? Senin var mıydı kan kardeşin? Benim kan kardeşim yoktu ama sen oldun işte. Aşkım. Çok iyi görünüyor. Değil mi? Çok şükür. Caner buradayken gel bize bir kahve içelim istersen. Olur. Ben buradayım, siz gidin tabii. Tamam, görüşürüz. Geliyorum. Görüşürüz. Bye bye. Hop. Başam benim be. İyisin iyisin maşallah. Mersi. Bugün büyük ihtimalle çıkarız. Çok sevindim. O günden sonra da konuşamadık. Öyle oldu. Kaya, o gece gerçekten benim için çok özeldi. Yani Erim'in başına bu kaza gelmeseydi ne olurdu bilmiyorum ama benim sadece onunla ilgilenmem gerekiyor. Biliyorum, farkındayım. Bana biraz zaman tanı. Biraz kafamı toparlamaya, yani düşünmeye ihtiyacım var. Ya tabii ki Erim'le ilgilenmeni anlayabiliyorum. Sana hak da veriyorum. Ama bizimle ilgili konunun pek düşünülecek bir tarafı yok. Kaya, şu anda her şey o kadar karışık ki. Yani Erim benimle yaşamak istiyor. Ne bileyim ben şimdi o iyi olana kadar şirkete de gelemem. Bir de tabii Halit var. Sen hala Halit'e hesap mı veriyorsun? Ya sonuçta siz boşandınız. O bir başkasıyla evli. Aslında bir de o konu var tabii. Yani senin Yıldız'la buluşman, kahve içmen filan. Ender, seni rahatsız eden şey benim herhangi biriyle kahve içmem mi? Yoksa kahve içtiğim kişinin Yıldız olması mı? Kaya, biliyorsun benim aram Yıldız'la pek iyi değil. Bizim aram bu kadar gerginken senin onunla görüşmen... Yani ne bileyim çok hoş karşılayabileceğim bir şey değil yani. Yani konu senin için Yıldız'la Halit'in hala evli olmasıysa... Biz burada neyi konuşuyoruz ki? Eğer sen benimle birlikte olmak istiyorsan bunların hiçbirinin senin umurunda olmaması lazım. Benim Yıldız'la aramdaki mesele Halit mevzusunu çoktan aştı artık. Bence de sen bir düşün Ender. Tamam? Kaya, bir dakika. Sonra konuşuruz. Sandığımdan çok daha iyi durumda. Harika. Ay çok sevindim. Ne zaman çıkarız Fatih'im? Damardan antibiyotikleri bitti. Bundan sonraki ilaçlarını ağızdan alabilir. Evde iyi bakarım derseniz ikinci pansumandan sonra çıkartabiliriz. Gerçekten mi? Peki hemşire tutmamızı gerektirecek bir durum olur mu? Sanmıyorum. Erim çok küçük bir çocuk. Evde biraz dinlendikten sonra ayaklanır zaten. Ay çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun delikanlı. Sağ olun. Her şey için teşekkür ederim Saat. Teşekkürler doktor bey. Aşkım gördün mü? Hızla iyileştim. Bu akşam eve gideceğiz. Tamam. Ben babanla konuşurum. Evden almak istediğin ne varsa, hangi eşyan varsa alırız. Babam seninle kalmama laf etmesin. Erim'cim bu konu artık tartışmaya kapalı. Sen nerede kendini iyi hissediyorsan, nerede mutluysan orada olacaksın. Yani benim yüzümden kavga etmenizi istemiyorum. Aşk olsun, hiç kavga eder bir halimiz var mı? Senin iyiliğin için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sen bunu bil ve lütfen tasalanma artık. Olur mu benim bir tanem? Peki. Aferin benim güzel çocuğum, benim güzel aşkım. Anne, aslında bir şey var. Ne var canım? Yani olur mu bilmiyorum ama... Ne istiyorsan onu yapalım. Ya pek senin yapabileceğin bir şey değil gibi. Allah Allah. Kimin yapabileceği bir şey peki? Babamın. Babanın. Sen neredesin ya? Seni arıyorum ben her yerde. Buradayım ya, ne oldu? Bir şey konuşacağım. Tamam konuş, dinliyorum. Bir gelsene. Zehra, ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Kuytuya çektin beni, ne oldu? Ne var? Bir şey konuşacağım seninle. Bana bak, yoksa tahmin ettiğim şey mi ha? Yani evet. Nasıl oldu? Ne yapacağız? Niye böyle oldu? Olmaması gerek. Niye oldu böyle ya? Ne oluyor ya? Niye korkuyorsun bu kadar? Ne demek niye korkuyorsun Zehra? Hamile değil misin? Ne hamileliği Caner ya? Üf, nereden çıkarıyorsun hamileliği? Ah, ne bileyim ben, sen öyle bir şey konuşacağım deyince. Niye seninle konuşan hamile mi kalıyor? Hayır da yani öyle ciddi odaya kapatınca beni falan dedim bu bombayı patlatacak herhalde. Ay oh, tamam. Hamile olmadığına göre seni gönül rahatlığıyla dinleyebilirim. Evet tamam. Ben buldum. Zehracığım, beni gene tahmin etmek zorunda bırakma, ne olur gözünü seveyim, söyle hadi ne buldun? Tamam. Sen şimdi dün bana dedin ya, biz neyiz, işte ben anlamadım, ne durumdayız falan diye. Hı. Onu buldum, ne olduğumuzu buldum. Hı. Hı hı. Neymişiz peki? Şimdi biz böyle beraber zaman geçirmekten çok hoşlanan, işte aynı konuları konuşan, efendim söyleyeyim aynı şeylere gülen. Ama tabii aynı zamanda da aralarında böyle bir kimyasal, bir fiziksel çekim olan ama tabii birbirleriyle görüşürken de başkaları görüşmek istemeyen böyle iki yakın arkadaşız. Yakın arkadaş. Hı hı. Yakın arkadaş. Evet. Hı. Zehracığım, sen bunu ne kadar düşündün? Şöyle sabaha kadar düşündüm. Hı. Belli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.